Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben sizlere bir tane video izlettireceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü teknolojiyi ve üretime önem veren, geliştiren gençlerin önüne açtığını, desteklediğini ve onların her zaman arkasında olduğunu gösteren kısa bir video çekmiş. Onu önce göstereceğim, sonra yorum yapacağım. Ama videomu izletmeden önce sizlere söylemek istediğim çok önemli bir şey var arkadaşlar. Bakın, sosyal medyada CHP çok kuvvetli. Onlar sosyal medyayı tamamen ellerine almışlar. Biz AK Parti taraftarı olarak, AK Parti derken yani Cumhurbaşkanı ve hizmet taraftarı olarak yapmış olduğumuz videolar önerilmiyor. Hep engelleniyor, hep şikayetler ediliyor. Bu yüzden kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Çünkü beğenildiği zaman video YouTube'da önerilen listelerin arasına karışıyor. Yoksa hep arka sayfalarda kimse görmüyor, kimse ilgilenmiyor. Ama CHP'liler hem beğeniyor hem paylaşıyor. Maddi bile belediyeler yardımcı oluyorlar, koruyup destekliyorlar birbirlerini arkadaşlar. Siz de lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu bizim için 2023 seçimleri için çok önemli. Şimdi videomuzu bir izleyelim. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Bakın, Kemal Kılıçdaroğlu bir Çiğli Belediyesi'nde, bakın şurada göstereyim, Çiğli Belediyesi'nde, hemen başlığı da görün, Çiğli Belediyesi'nde Başkan Utku Gümrükçü'yü kabul etti. Yani bu genç arkadaş bir şey üretmiş. Şimdi izleyelim, sonra yorumunu yapacağız. Bakın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Şimdi. Böyle bir makineyi çıkarttım. Bu makineyi çıkarttım. Mesela aynı makine, yani bunu diğer çıkarabilirim. Antalya'da, İsrail'de falan da yapılır. Fakat bu onlardan birazcık daha farklı. Yani tam kopyası değil mesela. İsrail'deki tamamen saç üzerine. Ne üzerine? Saç. Saç diye bir malzeme var. Onun üzerine yapmışlar ve nasıl diyeyim? Fabrika ortamında yapılabilecek tarzda bir şey. Fakat bu normalde evde de yapılabilecek bir şey. Mesela şu motor Türkiye'de üretilen bir fabrikanın motoru. Evet. Onun haricinde bunlar normal lazer kesim zaten. Evet. Sadece elektronik elemanlar, Türkiye'de elektronik elemanlar üretim olmadığı için. Neyse, bakın arkadaşlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu izleyin. Videoyu isterseniz YouTube'da siz de bulabilirsiniz. Neden? Öyle mi? Hemen başlıyor. Ya şimdi bunun, bak yeminle söylüyorum, bu üretim neyse yani önemli değil. Şimdi görün, yani ben gördüm, baktım, yani bu solunum cihazıyla alakalı bir alet de. Şimdi o gencin üretmiş olduğu veyahut da bir seri üretim veyahut da Türkiye Cumhuriyeti'nde üretilmesi bunun umurunda değil. Bu sadece burada tiyatrocu. Hemen orada arkadaşlarına, eşlerine, dostlarına hemen söylüyor. Diyor ki ne, dışarıdan bir tane şöyle bir üretim, bir telefon falan. Yani birkaç gençlerden bir şeyler bulun getirin, şöyle bir iki üç video yapın ya. Erdoğan o kadar yani Aselsan'ı, Roketsan'ı, Bayraktar'ı, SİHA'yı, İHA'yı, Atak bilmem kendi savaş gemilerimizi neler 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 videolarını çekiyor. Açılımlar yapıyor, gösterişler, üretimler, hani tanıtımlar. Ya siz de diyor yani bu kadar zayıfsınız, gerisiniz sosyal medyada. Getirin bir şey, birini oturtturun karşıma. Adam bana yani 3-5 bir şey anlatsın. Ya az yakıyor, çok yakıyor, üretimde böyle faydalan, şöyle, ben de öyle mi falan filan diyeyim, biraz video çekelim. Ondan sonra halka, yani bir kitleler var, onların bir kitleyelim. Nasıl olsa 1881 kitabı 2500 liradan 4,5 milyona bir kitlediler. Biz bunları diyor bir kilitleyelim. Kilitleyecek bizim kitlemiz var. Biz diyor sizin gibi hani beceriksiz siyasetçiler yüzünden Erdoğan'la yarışamıyoruz diyor. Almışlar gelmişler sokaktan bir tane hani hiç adını sanını bilmedikleri ve bu programdan sonra hayatta bir daha o çocuğu ne görecekler, ne yaptı, ne etti, öldü mü, yaşadı mı, bir şey var mı? Kapıya çıktığında kıçına bir tekme, yallah hadi yürü der gibi orada da şöyle niye, ha ne oldu, öyle mi, ha öyle mi, sonra ağzıyla böyle diyor, diyor ki yenir mi bu ya, ha, yeniyor mu? Yani ne işe yarıyormuş bu? Bakın ne işe yarıyor ya? Peki binilir mi? Binsem yani gider miyim? Yok. Binme yok. Yeme yok. Ne işe yarayacak? Bir şeye yarıyor ya. Demek ki yani bir şey. Demek ki yapmış ya. Yok, bit pazarından mı aldın bunu sen? Elektrikli süpürgeye benziyor ya. Herhalde bit pazarından almış galiba gelirken. Yani benim bu yaptığım hareket bu gence değil ha. Benim yaptığım hareket Kılıçdaroğlu'nun hareketlerine. Ben bu gencin yapmış olduğu ufacık, bak bir tane çivi bile çaksa ben ve benim gibi bütün AK Partililere söylüyorum bak. Bütün hepsi bu tür gençleri baş tacı yaparız biz. Yani bu memleketin namına bir tane çivi çaksın yeter. Biz elimizden geldiği kadar destek oluruz. Biz bu CHP ve yandaşları gibi öyle sosyal medyada,
Türkiye'nin en yüksek, en düzgün, en güzel, en hayırlı kurumlarını alaşağı edebilecek kadar aşağılanmadık. Biz Türkiye'nin her zaman yanındayız. Bunlar değil miydi? Bizim bu Mehmetçiğimiz ya, bizim bu ordumuzu Genelkurmay Başkanı sırf Recep Tayyip Erdoğan'ın emrini dinliyor. Ona karşı gelmiyor, muhalefet etmiyor. Recep Tayyip Erdoğan'a hani kafa tutmuyor diye sırf Cerablus'ta, Fırat Kalkanı'nda, Libya'da destan yazdığı için ordu komutanlarını aşağılayacağım. Onu ben başa gelirsem apoletlerini sökeceğim, apoletlerini sökeceğim diye. Halbuki yapması gereken şey Cumhurbaşkanı'nın önünde ceketini iliklemek veyahut alkışlamak. Bu büyük bir şey değil ki ne? Ayrıyetten ikincisi bakın Kızılay. Kızılay gibi bu Türkiye'de 170 yıllık bir geçmişe sahip olan bu Kızılay'ımızı aşağılamak için hani Erdoğan'ın hizmetinde, Erdoğan'ı seviyor, saygı duyuyor veyahut da Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ı da değil, hani Cumhurbaşkanı diyelim, Cumhurbaşkanı'nı dinliyor diye yerden yere vuruyorlar, sosyal medyada paylaşıyorlar, Kızılay'a hakaretler, aşağılamalar. Bu ülkenin bakın birincisi Kızılay, ikincisi Mehmetçik ordumuz, şanlı Türk ordumuz, aşağılıyorlar ya. Arkasından Bayraktar, SİHA'yı üreten, İHA'yı üreten Roketsan, Aselsan, kendi helikopterimizi, kendi silahımızı, kendi tankımızı, kendi savaş gemilerimizi yapan bir hani şirkete aşağılıyor. O onun damadı, yandaş, damat falan filan diyerekten itmedikleri hakaret, aşağılamadıkları kalmıyor. Bu sosyal medyada bu CHP milletvekillerinin ve tayfasının, belediyelerinin arkasından sosyal medyada onlara destekleyen, onlara küfürleri saydıran, sıralayan halka ne demeli? Onu hiç anlamıyorum zaten. Ya Kızılay ve senin kendi şanlı Türk ordundan bahsediyorsun ya. Sen sırf bunlara karşı bile kendi partine muhalefet etmek zorundasın. Ama bakın ben bu genci demiyorum bak. Genç bir şey yapmış, üretmiş, getirmiş. Kendisini gösteriyor. Ama muhalefet olur, ama Erdoğan olur, ama diyelim MHP olur, ama bir şey olur. Bunun gibi üretim yapan kişileri sadece 3 dakikalık, 2 dakikalık televizyonda tiyatro yapmak için, hani balon gazı için değil de hani 2 gün sonra balon gazı, çocuklara balon gazı yaparsın, 2 gün havada kalır, balon gazı uçtu gitti mi balon yere düşer ya. Abi bunlar gibi değil de gerçekten arkasında duran bir insan olsa, üretime değer veren, zekasını çalıştıran ve okumuş olduğu üniversiteler sonucunda bir üretim yapmak için mücadele gösteren, yerli zekaları destekleyen Kemal Kılıçdaroğlu olsa biz her zaman onun yanında dururuz, arkasında dururuz, savunuruz. Ama sadece bu balon gazı, bakın devamını izleyelim. Bakın. Yani aşağıdakiler değil şimdi, mi? Aynen şunlar. Sence sorunun sayısı. Buradaki durum basma zamanı ve durma zamanı hava basıncı ve solunum sayısı ayarlanıyor. Yeniyor mu bu ya? Bak. Ya çekiyor, bir şey çekiyor. Hani 80 yıl, 100 yıl mağarada yaşamış da ilk defa bir alet görmüş insanlar var ya, böyle şey yapıyor bak. Meşhur merkez yanına gelmiş, evet. İhracatı, ithalatı yasaklandı. Bak. O ihracatı, ithalatı yasaklandı. Erdoğan'a yine oradan bak. Çiğli Belediye Başkanı hemen oradan laf sokuşturuyor. Ya kardeşim Allah'ınızı severseniz bırakın şu hikayeleri ya. Vallahi billahi ya. Vallahi bak bu adam 5-10 dakika sonra buradan çıkacak. Bu adamın ne yüzünü, ne ismini, ne cismini, ne yaşantısını, memleketi tamamen unutacak ya. Bu ne ki ya? Diyecek bit pazarından almış. Halbuki bu yaptığı her ne olursa olsun hiç umurumda değil. Yaptığı bir çivi bile olsa her zaman destekleyip arkasında durup böyle üretim, ilkinde böyle ufak bir şey üretir. Bakarsın onun daha modern üretir. Onun daha bir üst modeline, onun daha bir üst modeline, daha tasarruf, daha bir şey derken bir gün 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl sonra bu ülkenin tamamen yani %100 ihtiyacı olan bir aleti üretmeye başlayabilir. Ama işte bu şeyle takım elbiseli, dışı elbise içi boş olanlar bunları sadece öyle sosyal medyada tiyatro olarak kullanıp ondan sonra da çöpe atan kişiler. CHP budur işte. Bizim en önemli bak Kızılay gibi, askeriyemiz gibi, İHA'lar, SİHA'lar yok, BMC'miz gibi yok, Vestel'imiz gibi Türkiye'nin yanında duran yerli araç, yerli otomobil, yok motor başka, yok şunu var, yok prototip bilmem ne diye aşağılayan, en gurur duyacağımız en büyük şirketleri aşağılayan şahıs bu ya, şahıs. Burada öyle gelmiş bir tane çocuğu güya hani üretim yapana destekliyor. Yerim senin yalanını, tiyatronu. Sana ancak işte senin gibiler inanır. Saygılar arkadaşlar. Beni...